Evet. Miri Official diye birisi katıldı. Batuhan sen misin yoksa? Ufaktan başlayalım. Arkadaşlar, bu dönem borçlar hukukunu birlikte işleyeceğiz. Katılanların hepsi Çeko öğrencisi mi yoksa yüksekokul öğrencisi de var mı aranızda arkadaşlar? Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndan katılan arkadaşınız var mı? Batuhan. Katıldı Batuhan. Sesim Orkun. geliyor mu hocam? Bir dakika Orkun'a bir şey söyleyeyim. Orkun, sizin bir grubunuz var mı WhatsApp grubunuz? Dersleri önceden haber verebilmem adına. Orkun. Benim numaramı yukarıda görebiliyor musun sohbet kısmında? Yoksa yeniden yazayım mı? Yeniden yazıyorum. Orkun beni grubunuza eklersen gece gündüz mü yoksa sadece gece veya sadece gündüz mü? Orkun bu numaram grubunuz yok. Hayda. O zaman sana zahmet bana bir mesaj atarsan bundan sonra seninle irtibata geçip diğer arkadaşlara ulaşmaya çalışalım olur mu? Eyvallah. Herhalde tanıdığım birkaç arkadaşım vardır. Onlara duyurabilirsin. Batuhan şimdi sen dinleyebiliriz. Merhabalar hocam. Merhabalar. Bu kadar. Bu kadar mıydı? Hocam, Eyvallah. nasılsınız hocam? Durumlar nasıl? İyi çok şükür gençler siz de iyisiniz hepiniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz de iyiyiz. Allah'a İşte şükür. süreci devam ettirmeye çalışıyoruz. Sizin gibi. Aynen öyle yapacak bir şey yok. İnşallah Evet hocam. atlatırız bu dönemler, garip dönemleri ne diyelim. Şimdi dedik ki borçlar hukukunu bu dönem beraber işleyeceğiz sizlerle. Kitap elinizde herhangi bir borçlar hukuku kitabı varsa yeterli olacaktır. Ben özellikle kitap istiyorsanız da basit, anlaşılır bir kitap olduğu için bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şimdi şöyle yapalım. Ters görünüyor olabilir. Okuyorum yazar isimlerini. Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı. Borçlar Hukuku Genel Hükümler diye. Şöyle bir kitabımız. Basit, anlaşılır, öz bir kitaptır. Buradan ilerleyeceğiz yavaş yavaş konulara. Dersle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok hocam zaten tarzınızı biliyoruz da Eyvallah. Google Meet üzerinden mi devam edeceğiz bundan sonra? Vallahi Collaborate'i daha önce birkaç kere kullandım. Ben çok sevemedim. Google Meet gayet stabil. Takılma yok. Efendime söyleyeyim işte dersten düşme şu bu falan çok fazla olmuyor. O yüzden Google Meet'i tercih edeceğiz. Size uyuyorsa. Bana uyar hocam. Yani benlik bir sorun yok. Yani ben Google Meet'i beğendim. Bilmiyorum siz Collaborate'le ders yapmışsınızdır muhtemelen. Hangisi sizin için daha iyi? Hemen hemen aynı sistem hocam ama bu daha herhalde kullanışlı gibi. Böyle gözümüze daha güzel geldi. Bence de ben de aynı fikirdeyim. O yüzden bunu tercih ediyorum. Benim açımdan başka avantajlar da var. Böyle daha iyi, daha hoşuma gidiyor. Collaborate şöyle bir şey. Devlet Collaborate'e üniversitemiz para ödüyor. Kontür gibi her işte dakikasına, saatine belli bir ücret ödemek durumunda. Ben ne diye devletin bu şeyini harcayayım? Hazır elimizin altında Google Meet var. Üniversitenin hesabıyla zaten bir sürü imkandan faydalanabiliyoruz Google'ın. Bunu da bu şekilde kullanıyoruz. Bence gayet makul, gayet mantıklı bir yöntem Google Meet. Eğer hocam biz bundan işte randıman alamadık, devam düşüyor falan gibi şikayetleriniz varsa Collaborate'e geçeriz ama eğer memnunsanız bu şekilde devam ederiz canlı derslerimizde. Tamam hocam. Bir de bir Eyvallah. şey daha sorabilir miyim? Tabii ki. Hocam bu hani sınavlar için çok erken ama en azından hani şimdiden öğrenmek için ödev şeklinde mi düşünüyorsunuz Valla yok, yoksa? yok, yok, yok. Batuhan ben bir kez sadece yüksek okulda yönetim bizden ödev vermemizi istediği için ödev verdim. Ödevde çok adil davranabildiğimizi düşünmüyorum. Sizler de çok profesyonel davrandığınızı söyleyemem.
Kes kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Bir randıman alamıyoruz. Bir şey öğrendiğiniz yok. Saçma sapan bir şey. Değerlendirme noktasında ben sıkıntılar yaşıyorum. Haliyle itirazlar oluyor. Hocam ben yapmıştım, ben düşük almışım falanca şey yapmış işte daha yüksek almış falan gibi itirazlar. O yüzden geçen dönem muhtemelen yaşamışsınızdır. Sistem üzerinden online sınav yapacağız. Atıyorum işte 20 soru soracağız. 20 soru için 80 küsur tane soru hazırlarım, size 100'e yakın soru hazırlarım veya daha fazla. Size rastgele o soru havuzu içinden 20 tane soru önünüze çıkar. Bu şekilde bir yarım saat dilimi içinde sınavınızı yaparsınız, çıkarsınız. Okey? Tamam hocam. Yani benlik bu kadar. Benim merak Tamam, ettiklerim tamamdır. bunlardı. Diğer arkadaşların soruları varsa cevaplayabilirim. Bir de hocam bu ders saati bugüne has mı yoksa? Ya valla yani önceden duyururum size ama hani belli bir saatte yapmayı biraz mümkün olmayacak çünkü benim kendi doktora derslerim var. Ben de sizler gibi öğrenciyim bir yandan başka eğitim programları oluyor onlara katılıyorum bir yandan 27 saat hatta 30 saat dersim var. O yüzden böyle birkaç sınıfı birleştirerek belli saatlerde önceden sistem üzerinden duyurarak derslerimizi yapacağız. Çoğu dersimiz de zaten kayıtlarla yani canlı ders bizden istenen en az 5 saat canlı ders yapmamız. 5 dersi canlı yapmamız. Canlı derslerimizin sayısı daha az olacak. Banttan dersleri yapacağız. Orada da kafanıza takılan anlamadım hocam şurayı bir daha anlat derseniz tekrar canlı ders yapar anlatırız. Tamam hocam. Eyvallah. Şimdi kitap konusunda anlaştık mı? Yani kitabın kim alabilir kim alamaz bilmiyorum hocam ama eğer siz Almak alın zorunda diyorsanız değil. bir zorunluluk varsa. Yok 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 zorunluluk yok diyorum. Yanınıza gelen herhangi bir borçlar hukuk kitabı işimizi görür. Ha, kitap zorunlu değil. İlkokul talebesi değilsiniz. Ben size zorunlu kitap aldırtayım. Canınız isterse alırsınız. Canınız istemezse almazsınız. Dersleri derste dinledikten sonra zaten sıkıntı yaşayacağınızı da zannetmiyorum. Çok zor bir dersimiz değil. Biraz karışık sadece. Hukuk derslerinin hepsi sizlere karışık geliyor tahmin edebiliyorum. Alışırsınız. Kitap meselesi dediğim gibi zorunlu değil. İsteyen alır, isteyen almaz. İsteyen herhangi bir kitabı alabilir. Borçlar hukuku konulu. Anlatacağımız konular bütün kitaplarda aynıdır. Farklı bir şeyden bahsetmeyecek. Okey. Tamam hocam. Ha, şunu da Tamam söyleyeyim. hocam. O hukuk fakültelerine yönelik kalın kitaplar var. Onlardan girişmeyin. Boşu boşuna masrafa da girmeyin. Onlar çok ayrıntılıdır. Dipnotlara boğar sizi. Gerek yok. Basit, sade bir borçlar hukuku kitabı işinizi görecek. Nereden başlayalım? Borçlar hukuku normalde hepinizin bildiği işte bir medeni kanunu İsviçre'den devşirme hikayemiz var. İsviçre medeni kanunu 1930'lu yıllarda aldığımız zaman, Türkçeleştirdiğimiz veya kendimize uyarladığımız zaman kitaplardan oluşuyor bu medeni kanun. İşte kişiler hukuku kitabı, efendime söyleyeyim eşya hukuku kitabı, miras hukuku kitabı, aile hukuku kitabı diye bir de borçlar hukuku kitabı diye bir kısmı var bu kanunun. Ama biz bu kanunu Türkiye'ye dahil ederken borçlar hukuku kısmını ayrı bir kanun olarak ayırmışız. Ayırırken de yine demişiz ki medeni kanunun ayrılmaz bir parçasıdır. Kanunda öyle bir atıf var. Bu borçlar hukuku kitabı dedik kanunu uzun yıllar bu İsviçre'den aldığımız haliyle kullandık. 2000 yanlış hatırlamıyorsam 2005 yılı olabilir tam hatırlamıyorum ama yeni bir borçlar kanunu yaptık. Biraz çağa ayak uydursun, biraz terimler Türkçeleşsin. Bu şekilde yeni bir kanun yürürlüğe girdi. Kaç yılındaymış ona bir bakmak istiyorum ama tarihçeyle işimiz yok. Ben size hiçbir zaman tarihçe sormam. Onu da aklınızın bir tarafına yazın. Açık öğretimde çok açık öğretim okuyan arkadaşınız varsa görmüştür. Tarihçeye boğar sizi tarihçe sorar. 2001 yılında değişmişmiş. Türk Ticaret Kanunu 2001 falan filan yok. Tarih yok. Burada da yok. Önemli değil. Velhasıl bir güncelleme yaptık. Borçlar Kanunu, yeni Borçlar Kanunu, eski Borçlar Kanunu üzerine inşa ettik. Türkçeleştirildi. Çağın gereklerine ayak uydurdu. Yeni bir Borçlar Kanunu yürürlükte. Borçlar Kanunu ne işe yarıyor? Borçlar hukuku ne işe yarıyor? Senin benim aramdaki borç ilişkilerini düzenleyen bir hukuk.
Niye senin benim aramdaki diyorum. Bir de ticaret hukuku var. Ticaret hukuku tacirlerin arasındaki borç ilişkilerini düzenliyor. Tacir dediğimiz kavram da öyle basit bir kavram değil. Her önüne gelen işte bir dükkanı olan herkese biz tacir demiyoruz. Halk arasında öyle denilse de öyle bir durum yok. Belli şartları sağlayan, belli düzeyin üzerinde gelir kazanan veya hedefleyen ticari işletme sahiplerine biz tacir diyoruz. Veya tüzel kişi ise yine tüzel kişi tacir diyoruz. Ticaret hukuku onları ilgilendiriyor. Borçlar hukuku ise seni beni ilgilendiriyor. Bizim aramızdaki borç ilişkilerini düzenliyor. Aralarında temel bazı farklılıklar var. Borçlar kanunu, borçlar hukuku dedik ki özel borç ilişkilerini düzenliyor. Borç ilişkileri de temelde üç kaynaktan doğuyor. Birincisi, ileride göreceğiz sözleşmeler en çok sözleşmelerden borç doğuyor. İkincisi haksız fiiller. Haksız fiiller dediğimiz hukuk düzeninin tanımadığı veya hoş görmediği eylemler neticesinde ortaya çıkacak tazminat sorumluluğu. Bu maddi tazminat olabilir, manevi tazminat olabilir. İleride göreceğiz. Ben birisine hakaret ettim, eşşoğlu şey falan dedim. Bu manevi bir tazminat doğuracaktır. Veya birisine tokat attım. Hem maddi hem manevi zararlar doğurabilir. İşte dişi kırılır, dişçiye ödediği para maddi zararıdır. Veya işte o dayaktan dolayı duyduğu elem, ızdırap manevi zararıdır. Bunlar da yine borcun sebebi olabilir. Birisinin arabasına çarptım. Kasıtlı değil, kaza ama en nihayetinde hukuk düzeninin tanımadığı bir eylemdi. Haksız fiil dedik. Haksız fiilden de borç doğuyor. Bir de sebepsiz zenginleşme dediğimiz bir kavram var. Bir arkadaşımız daha katıldı. Sebepsiz zenginleşme de borcun kaynaklarından üçüncüsü ve sonuncusu. Sebepsiz zenginleşme dediğimizde ortada bir sözleşme yoktur. Bir haksız fiil de yoktur. Ama bir taraf zenginleşir, bir taraf fakirleşir. Ne demek istiyoruz? Ben işte bir arkadaşımızı daha ekleyelim. Ben kimsenin arabasına çarpmadım. İşte efendime söyleyeyim kimseyle bir sözleşme yapmadım. Amcaoğlu bir gün aradı beni. Dedi ki ya bana bir para çık. Dardayım, paraya sıkıştım filan. Tamam oğlum dedim. Hesap numaranı gönder, IBAN'ını gönder. IBAN'ına yandım, gönderdi. Ben bir rakamı yanlış yazdım. Şahin'e gidecek para gitti Selçuk'a. Selçuk'u hiç tanımam. Selçuk'la aramızda bir sözleşme yok. Selçuk'un arabasına da çarpmadım. Küfür de etmedim falan. Ama Selçuk zenginleşti. Ben fakirleştim. Buna biz sebepsiz zenginleşme diyoruz ki onu da derslerimizin en sonlarında tekrar anlatacağız. Borcun sebebi bizde 3 tane. 1- Sözleşmeler, 2- Haksız fiil ve en nihayetinde sebepsiz zenginleşme. Şimdi dedik ki borcun sebebi şudur budur. Borçlar hukukunun kaynakları ne? En temel kaynağımız borçlar kanunu. Borç sadece borçlar kanununda düzenlenmiş bir kavramdan bahsetmiyoruz. Bir sürü kanunda borçlar hukukuna ilişkin düzenlemeler veya sözleşme tipleri öngörülmüş olabilir. Bütün sözleşmeler borçlar kanununda sayılmış değil. Birazdan göreceğiz sayılmasına gerek de yok. Ayrıca anayasamızda bile borçlar hukukuna ilişkin hükümler var. Mesela en temel hükümlerden birisi birazdan göreceğiz. Kişi borcundan dolayı hapis cezası yatmaz. Kaynağı ne? Anayasa. Bu ilkelere geldiğimiz zaman birazdan bahsedeceğiz. Borçlar hukukunun böyle değişik özellikleri var. Borçlar hukuku özel hukuk alanına giren bir hukuk dalı. Temel hukuk dersinden muhtemelen hatırlayacaksınız. Bir kamu hukuku var, bir de özel hukuk var. İkili bir ayrımımız var hukuk sistemimizde. Kamu hukukunda, özel hukukta kişiler eşit, kamu hukukunda taraflardan birisi kamu gücü ayrıcalıklarıyla donatılmış, kamu yararı düşüncesiyle ve üstün pozisyonda bu gücü olduğu için. Ama borçlar hukuku özel hukuk alanına giren bir alan ve burada eşitlik esas. Bir başka esas durumda, özel hukuk yapan durumda sözleşme serbestisi ilkesi. Birazdan o ilkelere başladığımız zaman ondan bahsedeceğiz. En temel ilkelerimizden bir tanesi. Özel hukuk dallarından birisi dedik ve en temellerinden birisi. Medeni kanundan sonra en temel özel hukuk alanı borçlar hukuku. Çok geniş bir alan. Ve bu borçlar hukuku sözleşme serbestisi ilkesinden az önce değindik. Bahsedeceğiz, detaylı olarak anlatacağız. Onun bir sebebi, gerekçesi olarak da
Kanun sadece tamam sözleşme tiplerinden bahsetmiş. Satış sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, kart sözleşmesi, vedia sözleşmesi, ariyet sözleşmesi falan filan diye eser sözleşmesi, hizmet sözleşmesi saymış ama demiş ki özel hukuktayız madem sözleşme serbestisi ilkesi geçerli. Kişiler benim saydığım sözleşme tipleri dışında da kendileri sözleşmeler oluşturabilirler. O ilkeye de birazdan değineceğiz. Şimdi ilkelerimizle ufaktan başlayalım istiyorum. Birinci ilkemiz borç ilişkilerinin nispiliği. Zaman zaman arkadaşlarınızdan yanıma gelenler oluyor. Özellikle okulun açık olduğu dönemlerde belki sizler de denk gelmişsinizdir. Okulun koridorlarına kitap standları açılıyor, sergiler açılıyor, kitap satıyorlar. Hiç denk geldiniz mi? Evet hocam geldik. Ha, kitap alanınız var mı oralardan? Yok hocam almadım. Batuhan buyur söz senin. Yanlışlıkla bastım hocam. Eyvallah. Ama Kurcalama hocam yani şimdi standı görmüştüm, onu diyecektim de. olacak mı? Evet. O standtan kitap alıyorlar. Karşılığında bir işte taksitli satış sözleşmesi falan filan. Veya şöyle bir şey oluyor. Oradan da çok soru geliyor bana öğrencilerden. Yurtta kalıyor, özel yurtta. Daha sonra kredi yurtlardan işte yurt çıkıyor, yurda çıkmak istiyor veya işte o yurttan ayrılıp eve çıkmak istiyor filan. Kaldığı o özel yurtla aralarında bir sözleşme var. Diyor ki hocam işte ben kalmayacağım ama kalmadığım parayı benden istiyorlar falan filan. O zaman şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Borç ilişkilerinin nispiliği. Diyorum ki sözleşmeyi kim imzaladı? Sen mi imzaladın? Baban mı? Bir başkası mı? Bunu niye soruyorum? Bu nispilik ilkesiyle alakalı bir şey. Batuhan, Evet hocam. araban var mı? Yok hocam. Evin? Var hocam. Bismillah. Senin adına. He hocam var. Vay zenginmiş. Bak, geçtik. Onu geçerim. Kim? Sevilay. Efendim hocam. Senin var mı araba? Yok. Ev? Yok hocam, o da yok. Fakir bu, tamam. Sevilay fakir. Sevilay diyelim ki böyle bir sözleşmeye imza attı. Kitap aldı veya işte yurttan özel yurtta kaldı, bir sözleşme imzaladı. Sevilay bu borcunu ödemediği zaman alacaklı kişi, işte o kitap şirketi olabilir veya yurt olabilir. Bu borcu sadece Sevilay'dan isteyebilecek. Sevilay'ın babasının canına yapışamayacak. İşte anasının canına yapışamayacak, kardeşlerine yapışamayacak. Niye? Çünkü borç ilişkilerinin nispiliğinden bahsediyoruz. Ne demek bu? Sadece tarafları ilgilendiren bir sözleşme. Borç ilişkilerinde nispilik esas. Ne demek borç ilişkilerinin nispiliği? Bir okuyayım, belki kafanızda daha iyi canlanır. Diyor ki, sadece taraflar arasında etkili olan, onların arasında hüküm ve sonuç doğuran bir etkiye sahiptir. Bu nedenle borç ilişkisinden doğan haklar nispi haklar olarak nitelendirilir. Yani birisiyle yaptığınız bir borç ilişkisinde sadece taraflar söz sahibidir. Onların dışındaki kişileri ilgilendiren bir durum yoktur. Sadece alacak verecek meselelerinde değil, sözleşmeyi yapıp yapmama meselesinde bile durum bu. Ne demek istiyorum? Batuhan bilgisayarını bana satar mısın? Satarım hocam. Kimseden izin almana gerek var mı? Hayır. Çünkü Yok. 18 yaşından büyüğüm. Evet. Bu bir. Sattık diyelim. Ben parayı ödemediğim zaman sen benim karımdan para isteyebilir misin? Hayır hocam, buna hakkım Yok. yok. Niye? Borç ilişkisi nispi. Ben Evet. bilgisayarı teslim borcunu senden başka birisinden isteyebilir miyim? Hayır Hayır. hocam. Sadece senden. Niye? Sadece sözleşmenin tarafı sensin. Ama hukukumuzda bazen belli kişileri veya güçsüzleri korumak adına bu kuralın istisnaları türetilmiş. Çok çok istisnai durumlar. Birincisi örnek vereyim. Bir kira sözleşmesi. Kira sözleşmesinde bir ev sahibi vardır. Biz gayrimenkul kirasından bahsediyoruz. Menkul eşyalar da kiraya verilebilir. Bilgisayarını da kiralayabilirsin. Ama burada bahsettiğimiz şey gayrimenkul kirası. Yani ev kirası falan. Bir ev kiraladım diyelim. Bu ev kiralama sözleşmesinde taraflardan birisi ev sahibi, birisi de benim kiralayan. Bu
Öyle bir sözleşme ki ev sahibi bana o evi hazır nazır edecek, benim kullanıma hazır bir şekilde sunacak. Ben de belirli periyotlarla kira bedelini ev sahibine sunacağım. Tarafların borçları bunlar. Benim borcum para borcu, diğer tarafın borcu evi bana hazır etmek. Bu borcu benden başka kimseden istemeyecek, ben de ondan başka kimseden talep edemeyeceğim. Ama şöyle bir durum var. Ev sahibi öldü. Dolayısıyla evi mirasçılarına kaldı. Normalde benimle o mirasçıları arasında herhangi bir sözleşme yok. Veyahut ölmedi, evi üçüncü bir kişiye sattı. Hacı amca paraya sıkıştı, tuttu evini sattı. Yeni evin malikiyle benim aramda herhangi bir sözleşme yok. Normalde kanunun koyduğu istisnai belli bir durum var. Yani yeni alan malik belli süre içinde bana diyecek ki sözleşmeyi devam ettirmek istemiyorum. Ama bunu bir tarafa bırakacak olursak, o yeni malik benimle sözleşmeye devam etme yükümlülüğü altında değildir. Niye? Çünkü tarafları ilgilendirir. İstisnasından bahsetmiştik. İstisnası nedir? Taraflar, ben ve Hacı amca, ev sahibi, bu kira sözleşmesini tapuya şerh ettirerek 5 yıllık bir koruma elde edebilirim. Nasıl bir koruma? Hacı amca ölse de mirasçılarına da kalsa, evi satsa, yeni malik de o eve sahip olsa, ben artık o yeni maliklere karşı, kardeşim benim kira sözleşmem var ve bunu tapuya şerh ettirdim, güçlendirdim bu hakkımı diyerek kira sözleşmemi onlara karşı ileri sürebilirim. Yani evde oturmaya devam edebilirim. 5 yıllık bir korumadan bahsediyoruz. Bu bir. Başka bir örnek vereyim. Hani istisna durumlardan bahsettik. Karımla kavga ettik. Karım beni dövdü, sokağa attı. Evde benim evim. Üzerime kayıtlı diyelim. Aslında öyle değil. Her şeyi karın üzerine yapıyoruz ama yani yapacak bir şey yok. Örnek veriyoruz. Ev benim adıma diyelim. Ben şayet o ev üzerinde aile konutu şerhi varsa tek başıma eve gidip satamıyorum. İlle eşimin rızası gerekecek. Diyecek ki kardeşim bu ev aile konutudur. Benim rızam olmadan bu evi üçüncü bir kişiye satamaz. Tapuda bu şerh varsa, aile konutu şerhi, hem satış için geçerli bu durum hem de kira sözleşmesi için. Yani ben Hacı amcadan evi kiraladım. Ailece evde oturuyoruz. Karı beni dövüp sokağa attığı zaman ben Hacı amcaya gidip ya bu sözleşmeden tek taraflı vazgeçiyorum. Bunları da istiyorsan çıkart falan diyemiyorum. Niye? Aile konutu şerhi varsa, o ev kiralık dahi olsa ben o sözleşmeyi sona erdirmede tek başıma yetkili değilim. Eşimin de onayı gerekecek. Normalde sözleşmenin hiçbir tarafı olmayan eş bir anda taraf oldu. Veya başka bir örnek vereyim. Kefalet sözleşmesi. Ben Batuhan'dan borç para istedim. Hocam dedi, memur adamsın, neyine güveneyim senin filan. Aslında memura güveniliyor da neyse. Dedi ki bana bir kefil getir. Kefil de işte Selçuk Hoca'yı kefil olarak yanıma aldım, götürdüm. Selçuk Hoca ile Batuhan arasında bir kefalet sözleşmesi yapılacak. Ama yeni bir düzenleme bu. Kanun diyor ki kardeşim, eğer Selçuk Hoca evliyse eşinin rızası olmadan, onun icazeti olmadan kefil olamaz. Bakın, kefalet sözleşmesi normalde Batuhan'la Selçuk Hoca arasında ama hiç tarafı olmayan Selçuk Hoca'nın eşi bir anda olaya müdahil oldu. Nisbilik ilkesinin istisnası. Bunun gibi bazı istisnai durumlar kanun koyucu tarafından getirilmiş. Ama genel kuralımız ne? Asıl olan borç ilişkilerinin nispi nitelikte olması. Yani üçüncü kişileri etkilememesi, ilgilendirmemesi meselesi. Başka istisnalar var mı? Bir kitaptan bakmak istiyorum. Aile konutu, tapuya şerh verme bahsettik. Böyle birkaç istisnai durum daha sayabiliriz kanunlardan. Şu an aklıma gelen bir durum yok ama genel olarak kuralımız borç ilişkilerinin nispi niteliktedir. Sadece tarafları ilgilendirir. Üçüncü kişileri ilgilendirmez. Ama kanun koyucu bazı istisnai durumlarda bu nispilik ilkesine özel durumlar getirmiş. Az önce bahsettik, aile konutu şerhi durumunda eşin rızası olmadan benim ev satamamam gibi veya Selçuk Hoca'nın kefil olamaması eşinin rızası olmadan eğer evliyse gibi, bu gibi durumlar nispilik ilkesinin istisnaları. Ha, başta o kitap meselesini veya yurt meselesini niye anlattık veya Batuhan'a veya Sevilla'ya mal varlığını niye sorduk? Şayet Batuhan'ın evi vardı. Olmaz. Sevilay borcunu ödemezse
Yarın öbür gün Sevilay'ın annesinden ve babasından o borç tahsil yoluna gidemeyecek alacaklı o yurt veya işte kitap satıcısı. Sadece ve sadece Sevilay'dan bunu talep edebilecek. Sevilay'ın mal varlığından, o mal varlığı meselesine bu dersimizde veya önümüzdeki dersinde değiniriz. Şayet bir geliri, bir mal varlığı yoksa o borcu ödemediği zaman da canını alacak değiller. Ondan da yine bir sonraki dersimizde veya devamında bahsederiz. O da başka ilkelerle alakalı. Şimdi bu nispilik meselesi anlaşıldı mı? Başka ilkeye geçeyim mi yoksa bir daha anlatayım mı? Anlaşıldı hocam. Zaten basit bazı istisnalara da değindik ama mantık olarak zaten anlaşılıyor. Aynen. Bir taraf varsa o taraf sorumlu. Başka kişiyi sorumlu tutamıyoruz. Borç ilişkilerinde sadece ilişkilerin tarafları. Devam Evet. edelim o zaman. Bir başka ilkemiz sınırlı sayıda olmaması. Az önce aslında bahsettik. Sınırlı sayıda olmaması meselesi hani ileride gireceğiniz sınavlarda karşınıza gelirse genel kültür olsun diye söylüyorum. Hukukta şöyle bir ifade var. Roma hukukundan alınma. Numerus clausus ilkesi. Numerus clausus. Sınırlı sayıda. Hukukta sıkça rastladığımız bir kavram. Ne demek? Sınırlı sayıda olması veya olmaması. Burada sınırlı sayıda olmamasından bahsediyoruz. Neyin sınırlı sayıda olmaması? Dedik ki bir sürü sözleşme türü var. İşte satış sözleşmesi var, kira sözleşmesi var, ön alım sözleşmesi var, efendime söyleyeyim eser sözleşmesi var, iş sözleşmesi var, var oğlu var. Bir sürü. Ama kanun diyor ki tamam ben burada saydım. Bazı özel sözleşmelere ilişkin bazı özel durumlar da belirledim. Bazı emredici kurallar da koymuş olabilirim. Ama genel olarak benim saydığımın dışında da taraflar sözleşme serbestliği ilkesinden birazdan bahsedeceğiz. Onunla ilgili olarak dilediği türde bir sözleşme de yapabilir. Mesela etrafınızda sıkça gördüğünüz bir mesele arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmesi. Eski bir evin var, kerpiç evin, müteahhite veriyorsun diyorsun ki bana karşılığında kat. Bakın normalde böyle bir sözleşme türü hiçbir kanunda düzenlenmiş değil. Gayrimenkul satışını kanun düzenlemiş, eser sözleşmesini kanun düzenlemiş, satış vaadi sözleşmesini kanun düzenlemiş, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini. Taraflar bunlardan bağımsız ama bunlarla bağlantılı bir şekilde birkaç sözleşmeyi bir araya getirip ortaya arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi diye bir sözleşme icat etmişler. Yasak mı? Değil. Taraflar istediği şekilde istediği türde sözleşme yapabilirler. İlle de kanunda sayılı olması zorunlu değil. Yani borçlar kanunda sayılı olanların dışında da sözleşmelerimiz var ve taraflar bu sözleşmeleri yapıp yapmamakta serbestler. Meselemiz bu. Sınırlı sayıda olmaması demek sadece kanunda olanlar veya kanunlarda olanların dışında da taraflar sözleşme üretebilirler, icat edebilirler. Meselemiz bu. Basit. Başka bir ilkeye geçmeden önce aslında sonda anlatacağımız kitabı da sonda anlatılan esas ilkemizden bahsetmek istiyorum. En önemli ilkemiz. Sözleşme serbestisi ilkesi deniliyor kimi kitaplarda, kimi kitaplarda irade serbestisi ilkesi, irade özgürlüğü ilkesi değişik isimleri var. Özü ne? Şu. Kişi dilediği zaman, dilediği kişiyle, dilediği konuda, dilediği şekilde sözleşme yapma veya yapmama özgürlüğüne sahiptir. Ben kimseyi benimle sözleşme yapmaya icbar edemem, zorlayamam. Veya istediğim kişiyle karşı tarafın da iradesi bu doğrultuda olmak kaydıyla istediğim kanun emredici onlara birazdan değineceğiz. İstediğim şekilde, istediğim konuda, istediğim yerde sözleşme yapabilirim veya yapmayabilirim. Buna sözleşme serbestisi ilkesi diyoruz. Bunun istisnaları var. Bir numaralı istisna kanunun emredici hükümlerine aykırı sözleşme yapamaz. Nasıl bir örnek vereyim? Dedik ki kanunda gayrimenkul satış sözleşmesi tarif edilmiş. Bunu tarif ederken de emredici bir şekilde şunu demiş. Gayrimenkul satışı tapuda tapu memurunun düzenleme şeklinde yapacağı o sözleşmenin yine onun huzurunda taraflarca imzalanmasıyla olur. İlle de tapuda. Yani tapuya kayıtlı bir gayrimenkulden bahsediyorsak bunun satışını ancak tapuda yapabiliriz. Bu emredici bir şekil şart. Ben buna rağmen tutup da ya hele Emmoğlu gel sana tarlamı satayım,
ele getir kağıt kalemi, iki tane de tanık buluruz, yazarız, çizeriz, imzalarız, hallolur mantığıyla gayrimenkulümü satamam. Bu yapacağım sözleşme geçersiz, batıl bir sözleşme olacak. Niye? Kanunun emredici hükümlerine aykırı olduğu için. Ne dedik? Birincisi, kanunun emredici hükümlerine aykırı sözleşme olamaz dedik. Başka bir istisna, diyor ki genel ahlaka aykırı sözleşme yapamaz. Murat Bal, sana para vereyim buradan Gazi Caddesi'ne kadar çıplak yürü. Böyle bir sözleşme genel ahlaka aykırı olacağı için geçersiz. Kişilik haklarına aykırı olamaz. Murat Bal, para vereyim böbreğini sat. Murat Bal, para vereyim kolunu kes falan gibi kişilik haklarına aykırı sözleşmede kabul edilmemiş. Bir başka durum, diyor ki kamu düzenine aykırı sözleşme olamaz. Efendime söyleyeyim, Murat Bal, sana para vereyim gece bütün kara çalışmalarının musluklarını kır. Böyle bir sözleşme olamaz. Ve en nihayetinde şunu söylüyor istisnası, yani sözleşme serbestliği ilkesinin istisnası. Diyor ki sözleşmenin yapıldığı zamanda sözleşmenin konusu objektif olarak imkansız olmaz, olamayacak. Nedir mesela? Bugün için bu söylediğim şey mümkün mü? Değil. Para vereyim, buradan aya kadar merdiven yap. Yok vallahi, öyle bir teknolojimiz henüz yok. Dolayısıyla bugün için objektif olarak imkansız. Böyle bir konuda sözleşme de olamaz. Bunun gibi durumlar. Ha, sözleşmeyi yaptım, o gün imkanlıydı, daha sonradan imkansız oldu, o başka bir mesele. Onu ilerleyen derslerimizde bahsedeceğiz. Bu sözleşme serbestliği ilkesi önemli arkadaşlar. Bir daha tekrar ediyorum. Kişi dilediği zaman, dilediği konuda, dilediği kişiyle sözleşme yapma veya yapmama özgürlüğüne sahiptir. Bu aynı zamanda özel hukukun da en temel ilkesidir. Özel hukukun alanını belirleyen bir kavramdır. Borçlar hukuku içinde geçerlidir. Kişi dilediği zaman, dilediği kişiyle, dilediği konuda, dilediği zamanda, dilediği şekilde sözleşme yapar veya yapmaz. Özgür. İstisnası ne dedik? Konusu emredici hukuk kurallarına aykırı olamaz. Kamu düzenine aykırı olamaz. Kişilik haklarına aykırı olamaz. Genel ahlaka aykırı olamaz. Ve objektif olarak konusu imkansız olamaz. Bu kadar. Anlaşıldı mı bu? Evet hocam. Sonradan katılan arkadaşlar bunu anladı mı? Burası çok önemli çünkü. Anladık hocam. Daha sonradan bahsedeceğimiz veya az önce bahsettiğimiz ilkeler de aslında bununla bağlantılı ilkeler. Temel ilkemiz sözleşme serbestliği ilkesi aslında. Ne dedik? Sözleşme serbestliği ilkesi. Dersi bitirmek üzereyiz. Birileri daha katılmaya devam ediyor. Dersi dediğim gibi birazdan bitireceğim. Size şunu sormak istiyorum. Yeni katılan arkadaşlar için dersle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Ebru? Herhalde yok. Hocam, dersi kaydedecek misiniz? Tabii ki. Her canlı dersi sisteme yükleyeceğim. Öyle diyeyim. Sistemden tekrar izleyebileceksiniz. Tamam hocam, teşekkür ederim. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi hocam? Muhakkak. Şimdi şeyi söyleyeceğim. ÇEKO meselesini hallettik. Sosyal Bilimler Mesleki Yüksekokulu'ndaki arkadaşlar kimler, bir ses verebilirler mi? Sosyal bilimlerdeki arkadaşlar, derse katılan. Orkun, beni de ekliyorsanız, şimdi telefonumu kontrol etmedim, belki de eklemişsinizdir. Bundan sonra canlı ders yapacağımız zaman, önceden veya başka bir şey duyuracağımız zaman WhatsApp grubumuzdan duyurma imkanımız olur. Numaramı tekrar yazmama gerek var mı? Eyvallah, teşekkür ederim. Başka soracağınız bir şey yoksa ilkelere bir sonraki dersimizde devam edelim arkadaşlar, olur mu? Tamam hocam. Var mı bir sözünüz arkadaşlar? Canınızın sağlığı hocam. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Sevil Ay'a dersin başında yaptığımız bir nasihat vardı. Yine hepinize tekrar edeyim. Arkadaşlar, bol bol kitap okuyun. Sevil Ay ALES'le ilgili bir soru sormuştu. ALES'in sözel kısmında paragraf sorularıyla başa çıkabilmenizin tek yolu bu arkadaşlar. Bol bol kitap okuyun. Kitap okumak size belki
Hiçbir zarar vermeyecek ama çok şey katacak. Kitap okumayı alışkanlık haline getirin. Telefonunuzdan bile artık teknoloji o kadar gelişti ki e-kitaplar okuyabiliyorsunuz. E-kitap istiyorsanız size WhatsApp gruplarınızdan da paylaşırım ama yeter ki sizler okuyun. Bugünlük bu kadar. Kaydımızı bitireyim. Bir sonraki dersin